çok güvenmiş, çok umut bağlamış bir Erdoğan. Gelinen nokta itibariyle şu anda şunu çok net görebiliyorum ki eğer biraz hani az biraz bunlarla çalışmış olmaktan kaynaklı da yorumlayabiliyorum. Ben Soylu'yla Erdoğan'ın seçime dönük hazırlıklarının tümüyle birbirinden ayrı geldiğini düşünüyorum. Birbirinden Soylu, anlayamadım. Bir daha söyler misiniz? Soylu ile Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimine dönük yapmak istedikleri tümüyle birbirinden ayrılmış durumda. Bu son bir ayda çok net ortaya çıktı. Soylu seçimin gerçek anlamda sonucunu tecelli etmesini kabullenemiyor. Bakın Erdoğan'dan bağımsız o gün sokağı eğer biraz kısmen lokal kalabilecek, karıştıracaksa Soylu karıştıracak. Ben bunu saraya rağmen yapabileceği kaygısı taşıyorum. Nedenine gelince 14 Mayıs'tan sonra Soylu artık kendi kaderinin Erdoğan'la birlikte yürümeyeceğini, ondan sonraki kaderlerinin ayrışacağını biliyor. Erdoğan'ın yargılanmasının çok güç olduğunu ama kendisinin yargılanmasının ise çok kolay olduğunu biliyor. Siz örneğin bugüne kadar yaptık ettiklerinden kaynaklı Soylu'ya dönük hazırlanacak fezlekelerle ilgili onun kendini bir hakim karşısında bulmasının 200 oyla bile mümkün olabileceğini, 200 milletvekili oyla bile mümkün olabileceğini biliyor musunuz? Dokunulmazlığının salt çoğunlukla kaldırılması gerekiyor. Bakın 301'e bile gerek yok. Dokunulmazlığın kaldırılması salt çoğunlukla olur. O günkü evet. Genel kurulda katılan işte milletvekillerinin komisyonundan, karma komisyonundan ve katılan milletvekillerinin bir fazlası eğer evet derse kendini hakim karşısında bulacak. Ama Erdoğan için böyle değil. Ve Erdoğan Soylu geride bıraktığı pratikleri itibariyle çok fazla suça bulaştığının farkında. Ve bundan kaynaklı Erdoğan'dan yollarının ayrıldığını bildiği için kayyumu ben yapmadım, o yaptı diyor. Onu konuşacaktık, evet. Şimdi orada büyük bir suç var aslında. Ama Erdoğan'ı suçlayan bir yaklaşım da bunu yapıyor.